Noel tatili sırasında perakende satışlarda yaşanan büyük artıştan umutlanan birçok uzman, Amerikan ekonomisinin nihayet canlandığını gösteren güçlü bir istihdam raporu bekliyordu. Uzmanlar bir başka raporun özel sektörün yaklaşık 300 bin iş yarattığını belirtmesi üzerine işsizlik oranında daha büyük düşme bekliyordu. Cumhuriyetçi Kongre üyesi David Dreyer iş piyasasının hala zayıf olduğunu söylüyor. İşsizlik oranındaki düşüşten umutlandık ama sadece 105 bin yeni iş yaratıldı. Oysa ekonomik düzelmeyi sürdürmek için en az 150 bin iş yaratılması gerekiyordu. Bazı demokratlar da ekonomiyle ilgili hayal kırıklığı yaşıyor. Kongre üyesi Jesse Jackson Jr. bunlardan biri. 2011'e umutla girdik ancak iş piyasası 2010'dakinden farklı değil. Ancak Başkan Obama bu kaygılara katılmıyor. Başkan geçenlerde Maryland'de bir fabrikayı gezerken istihdam raporunun ekonominin doğru yolda ilerlediğini gösterdiğini söyledi. Bu sayıların aydan aya değiştiğini biliyoruz. Ama gidiş çok açık. Özel sektör 12 ay arka arkaya iş yarattı. Bu 2006'dan beri ilk kez gerçekleşiyor. Birçok kişi buna katılıyor. Piyasa uzmanı Tony Crescenzi'ye göre son rapor özel sektörün Ekim ve Kasım'da daha çok iş yarattığını gösteriyor. Bu yıl ekonominin %3 ile 3,5 arasında büyüyeceğini düşünüyoruz. Rapor bu görüşü destekliyor. Hatırlayın, önceki aylarda düşük büyüme bekleniyordu. Şimdi üretimde, gelirde ve harcamada sürekli artış görülüyor. Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke de Senato'da ekonomik düzelmenin uzun süreceğini söyledi. Bu büyüme oranıyla iş piyasasının normal düzeyine dönmesi 4-5 yıl sürebilir. Uzmanlar işsizlik oranındaki azalmayı birçok Amerikalının iş aramayı bırakmasına bağlıyor. Uzmanlara göre ekonomi sadece işsizlik oranının artmaması için her ay en az 125 bin yeni iş yaratmak zorunda. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.